Herkese merhabalar. Bugün sizinle beraber basit makinelerden kaldıraçlar konusunu işleyeceğiz. Biliyorsunuz makaralar konusunu işledik. Ardından nereye geldik? En önemli ikinci basit makine türü yani kaldıraçlara geldik. Kaldıraçlarda aynı tahtavaralı gibi düşünmüştük. Bak mesela burada do var, yo var, ko var. Ne demek olduğunu anlatacağım. Ama bak aynı tahtavaralı gibi buraya bir arkadaşın çıkıyor, buraya sen çıkıyorsun ve birbirini sallanıyorsun. Ortada bir destek var. İşte desteğin ortada olduğu kaldıraçlar var tahtavaralı veya işte eşit kollu terazi. Bir de yükün ortada olduğu kaldıraçlar var. Bunlara da biz tek kollu kaldıraçlar diyoruz. Bunlar çift kollu. Burası ve burası. Burası da tek kollu kaldıraçlar var. Bunlar da yo yani yükün ortada olduğu veya ko yani kuvvetin ortada olduğu kaldıraçlar var. Üç çeşit kaldıracımız var. Şimdi sizinle beraber bunları göreceğiz. Ve bunlara günlük hayattan örnekler vereceğiz. Mesela yo'ya yani yükün ortada olduğu kaldıraca ceviz kıracağı verilebilir. Ceviz ortada yük. Buradan kuvvet uyguluyorum. Burası da destek. Veya burada da mesela kuvvetin ortada olduğu kaldıraçlara maşa. Burada örnek verelim. Kuvvet ortada. Burada yükümüz var. Burada da destek noktamız var. Bunları teker teker öğreneceğiz. Tabii ki size ama çok güzel bir sürprizim var. Biliyorsunuz ilk tekrar programımız çok yakında başlıyor ve Türkiye'deki tüm Tonguç kitapçılarından ücretsiz bir şekilde LGS tekrar programını alabilirsiniz. Bunu ücretsiz bir şekilde Türkiye'deki tüm Tonguç kitapçılarına dağıttık ve sizin almanızı bekliyor ve buradaki programı uygun bir şekilde çalışırsak videolarla paralel bir şekilde bu arada videolarla paralel bir şekilde çalışırsak süper bir birinci dönem tekrar yapacağız ve birinci dönemle ilgili aklımızda hiçbir soru işareti kalmayacak ve sağlam bir temel ve altyapıyla ikinci döneme geçeceğiz. Çok önemli. Temel ve nitelikli iki tane çalışma programı var ve bunu da LGS ilk tekrar setiyle birinci dönem konularını tekrar edeceğiz. Bu arada bu sette de 3 tane kitabımız var. Onu da söylemek istiyorum ve bu arada çok daha güzel bir sürprizimiz de var. Biliyorsunuz aslında bizim bir Fen Zoru Bankamız var. Fen Zoru Bankamızın yanında bir de Eko Fen Zoru Bankamız çıktı. Yani Eko Kitap. Biliyorsunuz ki kitap fiyatları biraz yükseldi ve gerçekten de ne yazık ki bu da bize olumsuz etkide bulunuyor. Dolayısıyla bize dedik ki Eko Kitap'la daha ulaşılabilir, daha uygun fiyatlı kitaplar üretelim dedik ve bu şekilde size de Eko Zoru Bankası'nda iftiharla sunarız diyoruz. Hadi bakalım o zaman dersimize başlayalım. Konumuzu net bir şekilde anlayalım. Bir çubuk ve bir destekten oluşan aslında destek noktası etrafında da hareket edebilen basit makineleri biz kaldıraç diyoruz. Mesela Tonguç Alemi. Tahterevalli. Aynı bunun gibi bir kaldıraç tasarlayabiliriz. Bir tane kalemi alırız. Başka bir kalem daha alırız. Mesela şu kalem bu kalem olsun, tamam mı? Ondan sonra şuradaki cetvelde şu kalemimiz olsun Tonguç Alemi. Bunu böyle koyduk. Şimdi buraya bir tane yük koyalım. Mesela ne koyalım Tonguç Alemi? Hemen sana şöyle söyleyeyim. İşte mesela bir tane kitabımızı koyduk, tamam mı? Bak, bak ne yapıyorum? Bastırınca kitap yeniden oynuyor. Aa. Görüyor musun? Bak bastırınca yeniden kitap. Bak bastırınca. Tek işte, parmağınıza koca kitabı kaldırdınız. Biz buna destek diyoruz. Uyguladığım bu baskıya ben kuvvet diyorum Tonguç Alem Bey'im. Şuradaki kitaba ise yük diyorum. Gerçekten de hani tam bir kaldıraç örneğini yaptım. Yandan sana göstereyim. Mesela şöyle bir zımbırtı. Burası destek noktası aslında. Ben böyle yapınca bu kitap yukarıya doğru gidecek falan filan. Şimdi peki bunu nasıl anlatacağız? O zaman diyeceğiz ki 3 tane ana şey var kaldıraçta. Birincisi Tonguç Alem Bey'im şuradaki destek noktası. Her şeyin dayandığı, dönmenin oluştuğu yere biz destek noktası diyoruz. Aynı zamanda şuradaki şeye ne diyoruz Tonguç Alem Bey'im? F. Biz F'yi aslında İngilizceden geliyor. Kuvvet de adını veriyoruz. Forza. Aynen tebrik ediyorum. G dediğimiz şey ise genellikle G olarak kullanılır. G de Tonguç Alem Bey'im yük olarak bilinir. Dolayısıyla ben kuvvetle yükü hareket ettirebiliyorum. Nasıl bir destek noktası etrafında. O yüzden bunları bilmemiz gerekiyor. Destek noktası nerede mesela burada? Hemen C noktasına diyebiliriz. Değil mi öyle adamı? Tebrik ediyorum seni. Bravo. Tebrik ediyorum sana. Peki kuvvet kolu dediğimiz şey ne biliyor musun? Kuvvet kolu da kuvvetin yani şuraya uygulanıyor Tonguç. Evet, kuvvetin uygulandığı yerin destek noktası olan uzaklığı yani şurası Tonguç Alem. O zaman kuvvet kolu dediğimiz şey AC arası diyebiliriz. Değil mi Evladım? Evet hocam diyebiliriz. Peki yük kolu neresidir biliyor musun? Yük kolu da yükün uygulandığı noktanın destek noktasının uzaklığı. Yani buradan buraya mesafe CE diyebiliriz. Bravo diyorum sana. Çok net, çok kolay. Harikasın. İşte zaten sınavda, okulda,
konuda en önemli şeyler kuvvet kolu, yük kolu. Bunlar acayip hayati kaldıracı anlayabilmemiz için destek noktasında nerede olduğunu bilmemiz gerekiyor. Peki kaldıraçların özelliğine bakalım Tomuş abi. Kaldırırlar. Hayır kaldırırlar doğru ama bazı özellikleri var ki yani bunları bilirsen soruların çoğunu yapabiliyorsun. Mesela Tomuş abi. Sınavda soru gelir mi hocam bundan? Sınavda %100 soru gelecek. Aa. Özellikle kaldıraçlardan her sene soru geldi. O zaman geldi. Kulağımı 4 açıyorum hocam. Evet gözlerini de 4 aç tabii ki diyorum senin. Şimdi Tomuş abi bak. Burada şöyle bir özellik var. Farklı farklı bir sürü kaldıraç var. Birazdan sana göstereceğim ama şunu bilmen gerekiyor. Eğer kuvvet koluyla yük kolu birbirlerine eşit ise kuvvet kazancı yoktur. Bu sınavlarda çıkar. Bu sınavlarda seni kandırmak için farklı türlü şeyler verebilirler. Mesela bak Tomuç'um. Buradaki yük burasıysa yük kolu 2 birim. Kuvvet burasıysa kuvvet kolu 2 birim. Çünkü burası destek aslında. Dolayısıyla bu 2 birim 2 birim birbirine eşit olduğu için burada kesinlikle ve kesinlikle kuvvet kazancı diye bir şey yok. Kuvvet kazancı neydi? Ben mesela 500 Newton ağırlığında bir yük var Tomuç. Gerçekten çok ağır. Ben bunu kaç Newton'la kaldırabileceğim? Yani benim uygulamam gereken kuvvet kaç Newton? Eğer ben bunu 100 Newton'la kaldırırsam bravo diyorum sana. Bravo. O zaman kuvvet kazancı var diyorum, bravo diyorum sana. Ama eğer ben bunu 500'le kaldırırsam demek ki burada hiçbir kuvvet kazancı yok. Aynı kuvvet, aynı yük, aynı kuvvetle kaldırırım. İşte bunu bilmemiz gerekiyor. Şunu da bilmemiz gerekiyor. Burada çok önemli başka bir nokta var. Nokta daha var. Kuvvet desteğe yaklaşırsa eğer. Bak bu da çok fikstir. Sınavlarda %100 çıkar. Kuvvet desteğe yaklaşırsa Tomuş Alan benim. Kuvvet artar evladım benim. Yani ne kadar desteğe yaklaşırsa kuvvetimiz o kadar fazla olur. Bu çok önemli bir mantık. Ne kadar uzak olursa Tomuş Alan benim. Kuvvetimiz o kadar az olur. Bunu bilmemiz gerekiyor. Yük desteğe yaklaşırsa ise o zaman uygulanan kuvvet azalır Tonguç herhalde benim. Bu da çok önemli bir şey. Yani eğer ben bunu birazcık daha bu taraftan sarkıtsaydım Tonguç herhalde daha az bir kuvvet uygulardım. Eğer ben bunu birazcık daha bu taraftan sarkıtsaydım o zaman daha fazla bir kuvvet uygulardım. Yani burada bu sefer burada 2F uygulamam gerekiyordu. Burada da mesela Tonguç herhalde bunu bu tarafa getireyim zaman burada yine 2F uygulamam gerekiyordu gibi gibi problemler çıkabilir karşımıza. Şunu bilmemiz gerekiyor. Acayip önemli bir kilit bir nokta sana söyleyeceğim. Sınavlarda çok çıkar gerçekten. Bu ikisi var ya Tonguç Alamıyor. Bu ikisi birbirlerini hiç sevmezler. Aa, bu ikisi. Yani neden hocam neden sevmiyorlar? Kuvvet kazancı uygulanan kuvvetin artışına dayanamıyor. Dolayısıyla eğer uygulanan kuvvet artarsa kuvvet kazancı azalır. Eğer uygulanan kuvvet azalırsa kuvvet kazancı artar. Hep birbirlerine zıttır bunlar. Yani uygulanan kuvvet dediğimiz şeyle kuvvet kazancı birbirlerini hiç sevmezler. Dolayısıyla birbirlerine zıtlardır diyoruz. Bak burada şöyle çok güzel bir kedi örneği var görebiliyorsun. Bir tahta var Ali gibi. Tebrik ediyorum seni. Buradan ben kuvvet uyguladığım zaman bu kediyi kaldırabilir miyim Tonguç abi? Evet hocam kaldırabilirsin. Peki kediyi uçurabilir miyim havaya doğru böyle? Evet zıplatabilirsin. Mancınık yapabilir miyim tebrik ediyorum. Zaten kedi 4 ayağı üzerine düşer hocam. Harika. Her zaman 9 canlı oldukları için 4 ayağı üzerine düşerler gerçekten. Şimdi Tonguç evladım bak buradaki destek burasıysa kuvvetin kolu bu kadar. Yani bir birim değil mi Tonguç'um? Yük kolu ne kadar? 1, 2, 3, 4 birim değil mi Tonguç'um? Burada kuvvet kazancı var mı yok mu? Sence var mı yok mu evladım benim? Burada yok. Yok. Çünkü kuvvet kolu bayağı az. Kuvvet kolu ne kadar fazla olursa Tonguç Alan benim o kadar fazla bizim avantajımız olur, kuvvet kazancımız olur. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bu da çok önemli bir mantık diyoruz. Peki geldik bir yeni nesil soruya yani beceri temelli soruya. Bir öğrenci katlanabilir cetvel yardımıyla oyuncak kutusunu önce birinci durumdaki gibi dengeye tutuyor. Oyuncak kutusu burası galiba. Daha sonra cetveli uzatarak ikinci durumda aynı işlemi tekrarlıyor. Bakar mısın ikinci durum birinci durum tebrik ediyorum. Buna göre özdeş dinamometreler kullanılan düzeneklerle ilgili yani bunlar özdeş dinamometreymiş. Aynı demek. Hangisi olabilir? Eşit bölme cetvelin ağırlığı önemsiz. Cetvelin ağırlığını boş ver. He şimdi. İkinci durumda dinamometrenin gösterdiği değer birinci durumdakine göre daha fazladır demiş. Şimdi şöyle düşünelim. Bakar mısın Tonguç Alan Bey? Burası destek gibi düşünebilirsin. Çünkü tam ortada iple bağlanmış. Dengede duruyor bu. Buradan ben kuvvet uygulayacağım. Çünkü dinamometre zaten kuvvet ölçer. İki birimlik bir kuvvet kolum var. İki birimlik bir yük kolum var.
O zaman burada kuvvet kazancı yok. Yani yük neyse burada sayı verme metodu dediğimiz Sevim teyze metodunu kullanacağız sonuç olarak benim seninle beraber. Mesela bu 10 Newton'sa bu da 10 Newton olmak zorunda. Neden diyeceksin? Sallıyorum sayıları bu arada. Uydurdum, tamamen kafada uyduruyorum. Yani benim kutum 10 Newton'sa bu da 10 Newton olmak zorunda. Çünkü kuvvet kazancı yok. İkisi de kuvvet kolu ile yük kolu birbirine eşit. Şuna bakalım Tonguç Erdoğan benim seninle beraber. Bak dikkat et. Burada yük kolu bu kadar, kuvvet kolu bu kadar. Kuvvet kolu ne yapmış? Artmış. Kuvvet kolu artarsa ne oluyordu uygulanan kuvvet Tonguç Erdoğan benim? Uygulanan kuvvetimiz azalır demiştik değil mi evladım benim? Evet hocam. Uygulanan kuvvet azalırsa kuvvet kazancımız ne olur? Hiç birbirlerini sevmezlerdi bunlar. O yüzden de artar diyoruz. Hemen bu tabloyu yaptıktan sonra artık işimiz çok basit. İkinci durumda dinamometrenin gösterdiği değer birinci durumdakine göre daha fazladır. Dinamometre kuvveti ölçerdi. Uygulanan kuvvet azalır demiştik. O zaman bu yanlıştır diyebiliriz. Bravo diyorum sana. Öğrenci ikinci durumda kuvvetten kazanç sağlamıştır. Kuvvet kazancı artıyor. Gerçekten de kuvvetten kazanç sağlamıştır. Bu doğru söyleyebiliriz. Çünkü burada kuvvet kazancı yoktu. Burada artık kuvvet kolu büyüdüğü için kuvvet kazancı vardır diyebiliriz. Cevabımız Bursa seçeneği. Birinci durumda kuvvet kolu yük kolundan daha uzundur. Hayır, ikisi de birbiriyle aynı. Bu da saçmalık olmuş. İkinci durumda kuvvet kolu kısaltılarak enerjiden tasarrufu. Kuvvet kolu arttırılmış. İki birimde üç birime çıkartılmış. Bu da saçmalık diyoruz. Cevabımız Bursa seçeneği. Bak yeni soruda yapmış olduk seninle. Kaldıraç tipine baktığımız zaman ne diyeceğiz Tonguç Erdoğan Bey'im? Do, yo, ko. Sen doyoko mu istiyorsun Tonguç Erdoğan Bey'im? Hocam ben doymuyorum. Daha fazla istiyorum. Doyoko da istiyorum. Aynı zamanda Kyoto da istiyorum. Aynı zamanda. Harika. Tebrik ediyorum seni. Tonguç Erdoğan Bey'im. Do dediğimiz şey aslında destek ortada kaldıraç. Bizim demin öğrendiğimiz kaldıraç tipi. Bak destek ortada. Kuvvet ve yük sağda solda. Yük ortada kaldıraçta yo aslında. Yük ortada bak. Yük burada. Destek uçta bu sefer. Kuvvet de burada. Yük ortada dikkat ettiysen. Burada da kuvvet ortada da şöyle bir şey var. Kuvvetimiz ortada, yük ve destek sağda solda devam ediyor. Buna çok güzel örnekler verilebilir. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Destek ortada kaldıraç. Kuvvet kazancı yok diye biliniyor ama hayır. Her türlü durum olabilir. Yani ben destek ortada kaldıracı kuvvetini şöyle yaparım Tonguç Erdoğan Bey. Desteğini buraya koyarım, yükünü buraya koyarım. Şimdi bak, buraya dikkat ettin mi? Kuvvet kolu daha az, yük kolu daha fazla. Veya Tonguç Erdoğan Bey'im, ikisi de burada eşit yaparım. Hiç kuvvet kazancı olmaz. Veya Tonguç Erdoğan Bey'im, buraya koyarım desteği. Kuvvet buraya, yük buraya gelir. O zaman burada deli gibi kuvvet kazancı olur. Çünkü kuvvet kolu yük kolundan daha fazla. Burada kuvvet kazancı var. Burada kuvvet kazancı yok. Burada kuvvet kazancı yok. Hatta burada kayıp da var. Bunu da söylemek istiyorum. Buna örnek olarak kerpeten verilebilir, levye verilebilir, eşit kolu terazi verilebilir, makas verilebilir. Bir sürü örneği vardır diyoruz. Yük ortada kaldıracı örnek olarak da kuvvet koluyla yük kolunun arasındaki ilişkiye bakmamız gerekiyor. Tonguç Erdoğan'ım dikkat et. Kuvvet kolu burası. Yani AE arası mesafe. Yük koluna bakarsak burası. Yani AC arası mesafe. Dikkat ettin mi? Kuvvet kolu yük kolundan her zaman daha fazla. Dolayısıyla mutlaka şunu bilmemiz gerekiyor. Kuvvet kazancı %100 var. Kuvvet kazancı %100 var diyorum. Bu acayip önemli. Sınavlarda %100 çıkar. Onu da söylemek istiyorum. Mesela el arabası, gazoz açacağı, ceviz kıracağı gibi. Bir sürü madde de alet de aslında nedir? Yük ortada kaldıracı örnektir. Kuvvet ortada kaldıraçsa, bak el arabası sorulsa sınavlara çok çıkıyor bu arada, onu söylemek istiyorum. Onu da uyarmak istiyorum. Hatta şöyle bir el arabası çizilmişlerdi. Hatta şuraya çizeyim de kafa karışıklığı olmasın. Şöyle bir el arabası. Ondan sonra şurada tekerleği var. Şuradan kuvvet uygulanıyor. Buraya da bir arkadaşı koymuşlardı bunlar. Bunun gibi bir, pardon, el arabasının tekerleği buradadır, çok pardon. Bunun gibi bir şey çizmişlerdi ve sınavda sormuşlardı. Kuvvet ortada gerçekten yine sınavda gelecek, hissediyorum hocam. Evet, resmen kesin, sıcak hissediyorum. Evet, sıcak hissediyorum. Kuvvet koluna bakarsak eğer, burada kuvvet kolu AC, yük kolu ise AE dikkat ettiysen. Dikkat ettiysen kuvvet ortada kaldıraçlarda yük kolu her zaman daha fazladır. Yani kuvvet kolu her zaman daha azdır. Dolayısıyla burada %100 kuvvet kaybı var diyorum. Dolayısıyla kuvvetten kazanç değil, tam tersine kayıp var Tonguç Erdoğan Bey. Burada mesela maşa, cımbız, tenis raketi,
gibi aletler buna örnek verilebilir. Bravo diyorum sana. Gerçekten de olağanüstü bir beyinsin ve aynı zamanda burada tabii olta da verilebilir örnek. Balıkçı arkadaşlarımız olta tutuyorlar ya, o da aslında örnek olarak verilebilir. Bana kefal diyorlar hocam. Tabii ki kefal gibi her şeyi atlıyorsun Tomuş. Sen levreksin Tomuş Ölermi. Sen hatta sarı kanatsın. Bravo diyorum sana. Bir önce masaya kurduğu iki farklı düzenek ile eşit ağırlıktaki sandıkları yerden hey yüksekliğine taşıyor. Bakar mısın, şurada bir sandık var, şurada bir sandık var. Yerden hey yüksekliğine taşıyormuş, tam eyvallah. Şurada bir sandık var, tam eyvallah. İkisi de eşit ağırlıkta demiş. O zaman mesela buna 100 Newton diyorum, buna da 100 Newton diyorum, kafamız karışmasın. Buna göre yapılan etkinlikle ilgili verilen ifade hangisi doğru demiş. Eşit bölme çubuğun ağırlığı ve süpürme önemlisi, tamam, zaten bunu her zaman söylüyor. Burada dikkat et. Yerden en yüksek kaldırmak için kaldıraç kullanılmış. Nasıl bir kaldıraç? G ortada, yani yük ortada, yani yoğ kullanılmış. Yoğun özelliğini hemen hatırlatmak istiyorum sana. Bak hemen analizimize başladık bile. Yoğun özelliği yük ortada kaldıraçta. Hatırlayalım hemen, bak burada yük ortada kaldıraçta kuvvet kazancı %100 vardı. Onu unutmayalım Tonguç Elenme. O zaman %100 kuvvet kazancı var diyorum Tonguç Elenme. Geldik bu zımbırtıya. Bu zımbırtıda da bunu çektiğim zaman sabit bir makara var. Ortası duvara bağlı. Sabit makaralarda hemen SM yazıyorum. SM'lerde neydi Tonguç Elenme? Kuvvet kazancı yoktu. Asla kuvvet kazancı yoktu. Yani 100 Newton'sa ben bunu 100 Newton'la çekmem gerekiyor. Bu 100 Newton'sa ben kuvvet kazancı olduğu için mesela bunu sallıyorum 50 Newton'la çekeceğim diyebiliriz. Buna göre hangisi olabilir? Birinci düzenekte daha fazla kuvvet uygulandığından daha fazla iş yapılmıştır. Hayır, daha az kuvvet uygulanmıştır. Bu yanlış bir ifade. İkinci düzenek ile kuvvetten kazanç sağlanından daha fazla iş yapılmıştır. Yanlış. Burada kuvvetten kazanç falan yok. 100 Newton 100 Newton çünkü sabit makara. Her iki durumda da öğrenci sandıkları aynı yüksekliği çıkardığında eşit iş yapmıştır. Bunu düşünelim bir. Birinci düzenekte yük kolu kuvvet kolundan daha uzun olduğundan yük kolu burası, kuvvet kolu burası. Destek çünkü burası. Yanlış, böyle bir şey yok. Dikkat et. Kuvvet kolu bu kadar. Yük kolu 2 birim. Kuvvet kolu 4 birim. Dolayısıyla şunu unutma Tonguç Eren Bey'im. Herhangi bir basit makine sorusunda işten, ondan sonra enerjiden, ondan sonra Tonguç Eren Bey'im, kazanç ya da tasarruf gibi bir kelime grubu geçerse, işten, enerjiden, kazanç ya da tasarruf fark etmez Tonguç Eren Bey'im. Böyle bir şey geçerse hemen aklımıza hangi arkadaşımız gelecekti? Kuru kafa Necmi arkadaşımız gelecekti. Ne oldu kuru kafa Necmi, hemen hatırlatır mısın? Yazık oldu hocam. Kazanç var zannetmişti. İşten kazanç var dedi. Geçen mevlütü vardı hocam, katıldık. Aynen. Enerjiden kazanç var dedi. Böyle bir şey olamaz dedik ve yamuldu. Adam böyle çarpılmışa döndü. O yüzden aman dikkat edelim. Kuru kafa Necmi arkadaşımız gibi olmayalım. Çünkü eşit iş yap... Yani ama neymiş? Her iki durumda öğrenci sandıkları aynı yüksekliğe eşit iş yapılmıştır. Bu doğru bir ifade. Bu doğru ifade. Neden? Çünkü eşit miktarda yüksekliğe çıkarmış. Aynı ağırlıktaki cisimler. Unutmayalım Tonguç Eren Bey'im. Bak, daha fazla iş yapılmıştır. Hayır. Aynı yükü eşit yüksekliğe çıkartıyorsun. Böyle bir şey saçmalık da başka bir saçmalık. Ondan sonra uyarmak istiyorum. Kaldıraçla ilgili grafiklere bakalım. Bu da yeni sınav örneklerinde, MEB'in örnek sorularında birazcık daha fazla ön plana çıkmaya başladı. Ona o yüzden bakalım. Çubuk ağırlığı önemsiz eşit bölmen demiş kaldıraç üzerinde. Sırasıyla önce T, sonra N ve en son G noktalarında kuvvet uygulanıyor demiş. Tamam eyvallah. Buna. Kaldıraç üzerinde yapılan değişken grafiği çizelim demiş. Şimdi Tonguç Eren, dikkat eder misin? Buradaki kuvvet kolu bu kadar, yük kolu bu kadar. Birebir. O zaman kuvvet kazancı falan filan yoktu. Sonrasında ben bu kuvvetimi buraya getirirsem eğer, sonra buraya getirirsem, sonra buraya getirirsem, ben bu değişimlerde kuvvetim ne olur diyor. Şimdi şuna dikkat edelim. Kuvvet kolumuz aslında bak bir birimde, buraya getirdiğimiz zaman 2 birim oldu. Buraya getirdiğimiz zaman 3 birim oldu. Buraya getirdiğimiz zaman 4 birim oldu. Artıyor. Dolayısıyla kuvvet kolu sağa doğru gidecek. He, kuvvet ne olacak peki? Bak dikkat et. Kuvvet kolu arttıkça uygulanan kuvvet azalırdı. Bu çok önemli bir mantık. Dolayısıyla kuvvet kolu arttıkça uygulanan kuvvet azalır ve böyle azalan bir hale grafik geldi. Tebrik ediyorum seni. Azalan bir grafik çizecek. Şunu unutmayalım Tonguç Eren Bey'im. Kuvvetin uygulandığı noktalara baktığımız zamansa hemen buraya bakalım.
kuvvetin uygulandığı noktalarda mesela T'deki eğer kuvvetimiz bu kadarsa Tonguç'um, N'deki kuvvetimiz ne olması gerekiyor artık? Daha az olması gerekiyor. G'deki senin baş harflerinden de birazcık daha az olması gerekiyor. TNG'ci. Eğer C'ye gelse daha da az olacaktı. Unutma Tonguç Alemi. Çünkü gittikçe azalan bir grafik olmak zorunda kuvvetimiz diyoruz. Bu haftanın ödülü sorusunu yap, yorumlara yolla bakalım.